Saygıdeğer izleyenler, Ünye Merkez Kaledere Mahallesi Kasaplar Çarşısı'ndayız. Bugün burada size Ünye'de 1968 yılından beri atadan gelme esnaf olan ve çoğu insanların, kaliteli ürün almak isteyen insanların yakinen tanıdığı Erkan Çam'ın İş yeri değişikliğini anlatmak istiyoruz. Erkan Çam da ülke genelinde olduğu gibi Ünye'de de ekonomik yönden yaşanılan sıkıntıların ceremesini yaşayanlardan. Asıl iş yeri düne kadar 15 Temmuz Meydanı'nda oldukça büyük bir alandaydı. O da küçülmeye gitti, giderek bugün Kasaplar Çarşısı'na geldi. Şimdi bir de kendi ağzından dinleyelim saygıdeğer izleyenler Erkan Çam'ın iş yerinde hem geçirdiği yıllarını hem de saygıdeğer izleyenler ekonomik sıkıntının mobilyacıları ne kadar vurduğunu kameraman kardeşim oradan beri anlatabilir. Evet, Ünye'nin güzel esnaflarından Erkan Çam, bir de rahmetli babasını da kendi ağzından yad edelim. Önce seni tanıyalım Sayın Erkan Çam. Ben yaklaşık 54 yıldır mobilya ile iştigal eden bir kardeşinizim. Babamdan, kurucusu babam mağazamızda. Evet, Durmuş abi 1968 orada. Yılında mobilya Ünye'de. Ünye'nin ikinci mobilyacısı. Mobilyacı. İlk rahmetli Hamza Coşkun. Mesleği terzilik. Terziydi, o, evet. Terziydi. Evet, saygıdeğer izleyenler. İlk mobilyacı rahmetli Hamza Coşkun. Evet. Ondan sonra da biz açtık. Daha sonra Ünye'nin da ilk mobilyacısı terzi. Rahmetli Hamza Coşkun, Allah mekanını cennet eylesin. Amin. İkincisi Amin. Durmuş Çam, baba. Erkan Çam'ın babası. Ben efendim, yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Reklamı da sevmediğinizi, öyle öyle özellikle de meclis başkanlığı yapmış bir şahsiyet olarak biliyoruz. Ama yine de bu memlekete karınca kararınca sizin büyük emekleriniz var. Mobilya sektöründe durum nedir? Siz 15 Temmuz Meydanı'ndan buraya niçin gelmek lüzumu gördünüz, hissettiniz? Ben şimdi buraya gelmemin nedeni ekonomik nedenlerden tabii en başta, ama bir hastalık geçirdim. Ona geçmiş olsun. Ondan dolayı işi biraz İyisiniz. Daha küçült. İyiyim çok şükür Allah'a. İşi küçültmeye karar verdik. Artık yani ben burada şöyle söyleyeyim, eşimizle dostumuzla zaman geçireceğiz. Bu arada değerli müşterilerimize de gene küçük çaplı da olsa hizmet vermeye devam edeceğiz. Aynen devam ediyoruz. Aynen devam edeceğiz. Yani oradan buraya gelme nedeni mi? Müşterilerinize ne demek istersiniz Çam Mobilya'dan? Müşterilerimize siz yapan müşterileriniz tabii, var. Tabii. Onlar müşteri değil zaten. Onlar varsa ben varım. Kesinlikle. Bu iş yerinin sahibi buraya gelen, alışveriş eden insanlar. Ben onlara hizmet için buradayım. Onlar olmadığı zaman buranın hiçbir anlamı yok. Bir mana ifade ediyor. Hiçbir şey ifade etmez. Yani buraya dünyanın en güzel, en kaliteli mobilyasını koysam sizler gelip görmeyip almadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Yani buranın sahibi ben değilim, sizlersiniz. Ben sadece işletmeciyim. Size hizmet için buradayım. Yıllardan beri iyi hizmet verdiğimi düşünüyorum. Aldığım işte övgülerden de sağ olsun. Görüyoruz. Zaman söylüyorlar. Biliyor. Geliyorlar. Sattığımız ürünlerden çok nadir şikayet geliyor. En iyi ürünleri en ucuza vermeye çalışıyorum. En ideal sistemde, en iyi fiyatlarda vermeye çalışıyorum. Vermeye çalışıyorum. Evlisiniz. Evliyim. İki tane çocuğum var. Bir kızım, bir oğlum var. Allah bağışlasın. İki tane onlar torunum var. Onlar ne iş var. Yapıyorlar? Oğlum bu işi yapmak istemedi. O tekstil ve halı işi yapıyor. Bir de kafe çalıştırıyor Samsun'da. Kızım, Samsun'da neredesinde? Samsun'da Marina. Atakum'da. Marina'da, Atakum'da. Marina Kafe diye bir kafe açtılar. Çalıştırıyor. Orayı çalıştırıyorlar. Kızınız ne işle iştigal ediyor? Kızım dükkana bakıyor. Kızım çok güzel. Yani abisinin iş yerine hesabını kitabını takip ediyor. Harika. Orada zaman geçiriyor o da. Ayrıca onun kendine az tabii aktiviteleri var. Onları burada anlatmanın bir anlamı yok. Yok. Tebrik ediyorum onu, tanıyorum. Yani size biz sağlıklı uzun ömür çok diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok Allah'a sağ olun. Emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.